Herkese yeniden merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Üniversite Sohbetleri 2 serimizle devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki yaklaşmakta olan bir üniversite sınavı var. Bu yüzden de üniversiteye girecek olan arkadaşlarımız için üniversite videolarımıza devam ediyoruz. Ve bugün yanımda Berfu var. Merhabalar. Evet, Berfu'cum hoş geldin. Öncelikle bu röportajı yapmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Evet, başlıktan da anlayacağınız üzere biz Berfu'yla birlikte Doğuş Üniversitesi'nde okuyoruz. İşletme bölümü öğrencisiyiz. 3. sınıfız. Acaba gerçekten Doğuş'tan şanslı mıyız? Acaba evet. Evet, bugün Doğuş Üniversitesi ile ilgili size bilgi vermeye çalışacağız, sohbet edeceğiz. Bakalım Doğuş Üniversitesi nasılmış? Öncelikle sorum şu, yani ilk sorum bu ikimize de geliyor. Neden Doğuş Üniversitesi? Neden seçtik Doğuş Üniversitesi'ni? Türkçe bölümü çok vardı ve ben Türkçe bölümü okumak istiyordum kolay olsun diye. Onun yüzden seçtim. İkincisi evime yakındı. Bu yüzden seçtim. Kolay olsun diye gidip gelmem. Bu yüzden ilerlemiş. Aynı şekilde ben de birinci seçme nedenim lokasyonuydu. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bu sene okulumuzun kampüsü maalesef. Evet, Çengelköy'e taşınıyor. İkimiz de lokasyon olarak hani yakın olduğu için olmasını bizi cezbetmişti. Ama şu anda 10 dakikalık okulumuz mesafesi 1 saat oldu. Evet. Bu biraz bizi üzdü, yaralandık maalesef. İkinci sorumla devam ediyoruz. Nasıl? Eğitim sistemi nasıl? Bölümümüz nasıl? Hocalarımız nasıl? Bunlarla ilgili küçük küçük bilgiler verelim. Ben bölümü çok beğeniyorum, seviyorum. Hocalarım çok bilgili ve hepsi profesyonel yani bu işte. Çok seviyorum da bazı hocalar tabii birkaç sıkıntılar oluyor. Tabii ki. Söylemeden edemedim yani. İşletme iyi ki okumuşum diyorum. Evet, ben de. Sanıyorum. Genel olarak baktığımız zaman hocalarımız işlerinde hani uzmanlar, profesörler, doçentler. Gerçekten Mustafa Hakan Hoca'yı da sevgilimizi yolluyoruz. Evet. Geçen dönem bizi bırakıp Boğaziçi'ne geçti ama yine de unutamadık tabii ki evet. De. Genel olarak gerçekten hocalar iyi, anlayışlı, sınavlarımız güzel. Mesela bizi hani çok çok fazla zorladıklarını düşünmüyorum açıkçası. Hani derste ne işlersek onu soruyorlar ve bizim sınava hani girmeden önce ne çıkacağını yani ne çıkacağını genel tekrar yapıyoruz. Bir tekrar yapıyoruz ve ne çıkacağını genel olarak biliyoruz. Evet. Hani bazı çok istisna hocalar vardır. Hani söylemezler, ederler. Ah hani sınava girdiğimiz zaman şok olabiliriz. Ama hani böyle hoca çok alt. Geçme notumuz 40. Gayet iyi değil mi? Gayet iyi. Onun dışında çan yapıyor bazı hocalar. Evet. Mesela zorlandığımız derslerde hani 38'den bile geçebiliyoruz. 35'ten. Geçme şansımız olabiliyor. Evet, böyle bir güzelliği de var. Evet, kampüsümüz var mı? Hani Çengelköy ile ilgili pek bir şey bilmiyoruz. Evet. Çünkü hani ben daha önce hiç gitmedim bile. Ama Acıbadem kampüsü ile ilgili konuşmamız gerekirse eğer bu arada İktisat ve İdari Bilimler oraya taşınıyor. Hukuk Fakültesi orada ve MYO. Bir de MYO orada. Onun dışında diğer bölümler Acıbadem'de. Evet. Nasıl kampüsle ilgili konuşalım? Hani ne yapıyorsunuz kampüste? Nasıl kampüs hayatı nasıl Acıbadem'in? Şimdi kampüs zaten şey var. Birinci blok ve ikinci blok arası evet. Var. Genelde herkes orada takılıyor yani. Sigara içmeler, evet. Oturmalar. Var. Birbirlere bakmalar insanların evet. Falan. Genelde herkes FE ile FE arasında. Evet, FE arasında. Evet. Orada herkes orada. Evet. Okulumuzda iki tane kafemiz var. Bir tanesi kantinle geçiyor aramızda. Evet. Bir tanesi gerçi kapandı, bir tane daha vardı. Evet, orayı güzeldi. Biz çok beğeniyorduk ama biz beğendiğimiz için herhalde orayı kapattılar. Evet. Bu sene de el değiştirmişti hatta. Evet. O gayet böyle hani daha iyi olmuştu. Evet. Yemekleri Starbucks olsun, falan. Starbucks kahveleri evet. Falan filan vardı. Ama maalesef o bayağı uzun bir süredir tadilatta gibi bir şey. Böyle sanırım. Beyaz bantlar şekli. Evet. Sanırım orası artık şey, ya kütüphane ya da bilgisayar odası gibi bir şey olabilir. Umarım öyle bir şey bir yapmazlar ya. Yani evet. Okulun içinde öyle büyük bir yerin olması güzeldi yani bizim için. Onun dışında küçük bir tane hani kantin tarzı evet. Bir şey var. Oranın da dışarı kısmı var ama küçük orası. Sigara falan içme yeri var yani. Evet. Etrafında da bayağı kafeler var. Evet.
Yani acıktığınız zaman gideceğiniz, hani çok da pahalı olmadan yemek yiyebileceğiniz güzel kafeler var. Onun dışında neresi var başka hep gittiğimiz? Akasya. Evet, Akasya. Akasya. Çok yakın okul. Evet. Hani 2 saatlik, 1 saatlik bir aranızda da hani oraya gidebilirsiniz. Yemek bazen yemek için, kahve içmek için. Alışveriş bile yapıyoruz yani derseniz. Evet, derseniz. Evet. Okula metro durağı çok yakın. Metro ile hani Kadıköy'e inebilirsiniz, hani Kartal'a gidebilirsiniz. Metrobüse çok yakın, evet. Çok iyi bir ulaşım aracı. Metrobüse yakın. Evet, hani Akasya. Kampüsün konumu çok iyi. Evet. Acıbadem'de, E5'in dibinde olması gerçekten çok iyi. Bu konuda artı puan ama bize artık yaramıyor. O yüzden daha fazla övmeyeceğim okulun konumunu, lokasyonu övmeyeceğim. Evet. Yeter, bu kadar yeter. Okulumuzun aynı zamanda yurt dışında anlaşmalı olduğu birçok okul var. Biz henüz Erasmus'a gitmedik. Şu an 3. sınıfız inşallah. İnşallah. Bize de kısmet olursa biz de gideceğiz. Evet. 2.20 puanla sanırım. Minimum evet, 2.20 lazım. Olması lazım sanırsam ortalamanızın. İngilizce sınavına. Evet, İngilizce sınavına giriyorsunuz. O sınavı geçiyorsunuz. Ve sonra işte tercih ettiğiniz bir Polonya ülkeye. Polonya giden var bayağı. Evet, arkadaşım bir şu anda var, Polonya'da. Evet. Gayet de mutlu. Kaan'cığım buradan sana selamlar. Evet. Erasmus'a çok yolluyoruz. Öğrenci çok yolluyor okulumuz. Hani Kaan mesela Türkçe okuyor. Türkçe okuyor işletmeyi ama Erasmus'a gitti. İngilizce sınavını hani geçti. Yani illa İngilizce okumanıza gerek yok. Evet, illa İngilizce okumanıza gerek yok. Mesela ben de hani şu anda girsem o sınavı geçerim diye düşünüyorum. Okul hani yatay geçiş, dikey geçişlerde hani kolaylık tanıyor mu? Bununla ilgili konuşalım. Mesela Berfu MYO'dan yani 2 senelikten 4 seneliğe tamamladı. Evet. Hani bu nasıl oldu? Anlatayım. Bu kolay mı? 2 yıllıktan 4 yıllığa nasıl geçiş yapılır? Bununla ilgili biraz sohbet edelim. Şimdi şöyle oldu. Ben MYO'dayken Acıbadem yerleşkesindeydim yine. Güzel. Ve, evet. İnsan kaynakları okudum ve gayet memnundum yani. 2.80'de ortalama mezun olurken. O yüzden MYO'da da çok zorlamıyorlar yani. Yine geçme notu 40'tı tabii. Güzel. Evet, şöyle ben CAP töreni de deneyimlemiş oldum. CAP dönemi çok güzeldi yani. Nasıl desem, cübbelerimiz zaten böyle kırmızı falan böyle çok güzeldi. Keşke sen de görebilseydin. Bu sene inşallah. Evet, inşallah göreceğiz. Bu sene ya da sene evet. Artık göreceğiz. Okulun içinde oluyor yine CAP töreni. EF arasında böyle kokteyl tarzı bir şeyler oluyor. İsteyen tabii yine Fuatpaşa yalısında güzel bir mezun töreni oluyor bu şekilde. MYO hocalarım daha farklıydı ama onlar da yine zorlamıyorlar. Yani anlatmadığı bir şeyden sormuyorlardı. Ben hani çok memnundum ve doğuştan memnun kaldığım için dikey geçişle yine doğuşa devam ettim. Zaten kendi öğrencilerine %50 burs veriyordu. Aa, çok iyi. Evet ve ben de bu burstan yararlandım. Bir artısından bahsetmek istiyorum. Berfu'nun en çok sevdiği ve en çok faydalandığı artısından bahsedelim. Okulumuzun içinde susebilleri var. Evet, bahseder misin biraz? Tabii ki. İstediğiniz zaman gidip oradan su içebiliyorsunuz ve evet. O sular hep dolu oluyor. Hiç boş olmuyor. Plastik bardağımız da var tabii. En sevdiği özelliği okulun. Evet. Su içebilmek. Su içmeyi seven insanlar için gerçekten güzel. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Su sebili koymuşlar, yanına otomat koymuşlar, su satıyorlar. Evet, o biraz saçma olmuş ama herkes tabii ki bedava. Evet, aynı zamanda okulumuzun içinde havuz da var. İsterseniz havuzluğa girebiliyorsunuz. Evet. Bazı testler yaptırdıktan sonra tabii ki havuzu da kullanabiliyorsunuz. Basketbol sahası var. Evet, basketbol sahası var. Hani okul küçük gibi görünüyor ama aslında içinde evet, kaybolabiliyorsunuz. Yani. Evet. Ben ilk geldiğimde okula kayboldum. Yani alttan alta böyle geçişler evet, falan var ya. Ben onları hani zorlanmış hani kaybolmuştum yani. Hep birilerine soruyorum evet. Falan. Pardon diyorum B2 neresi falan. İşte B4 neresi falan. Evet, sürekli oluyor. Soruyorum. Soruyordum. Yani alıştım. Sonra bir süre sonra alışıyorsunuz. 1-2 hafta geçtikten sonra alışıyorsunuz. Bizlerle ilgili konuşalım. Aktifler mi? Neler yapıyorlar? Biz bir kulübe üyeyiz. Biz etik kulübüne üyeyiz. Etik kulübü nedir İroş? Etik kulübü nedir? Bizim işte bu iktisadi ve idari bölümlerin oluşturduğu hani ortak bir kulüp. Evet, faaliyette olan bir kulüp. Yakın zamanda da seçimleri oldu. Yeni bir başkan seçildi. Yani biz orada ben hani aktif olarak üyeyim. Berfu da üye. Hani orada hani gerçekten etkinliklere katılıyoruz. Güzel evet. Etkinlikler oluyor.
CEO'lar evet, geliyor. Güzel konuşmacılar çekiliş geliyor. Çekiliş yapılıyor mesela. Evet, faydalı oluyor evet, genelde. Hani gidip yeni insanlarla tanışma, yeni bir network hani olması açısından İş bence güzel. Evet. Evet, bayağı başarılı. Evet, aktif olan bir okul kulüplerimizin hepsi genelde bence evet, aktif. Fenerbahçe kulübüne evet, üyeyim ben aynı evet, zamanda. Onlar da aktif. Değil işte WhatsApp olsun, grupları var. Sürekli bir aktivite, sürekli işte bir etkinlik yapıyorlar. Ve hani onlara katılabilirsiniz, arkadaşlar edinebilirsiniz. Ben gerçekten evet, kulüp sayesinde birçok insanla tanıştım. Evet. Ve faydalı oluyor. Etkinlikleri de faydalı. Kulüplere mutlaka katılmanızı öneririm, tavsiye ediyorum. Evet, bir okulda bence önemli olan şey bir de hijyendir. Evet. Okulumuz gerçekten hani tuvaletler olsun, lavabolar vesaire. Okul gerçekten temiz. Bu konu hakkını yiyemeyeceğim. Evet. Çalışanlarımız iyiler, güler yüzlüler, güvenlik iyi. Evet. Kartsız içeri giremiyorsunuz. Aslında. Hani öğrencisi olmayan bir kişi hani zor girer içeri. Evet. Mesela bir geçen sene bir turnikelerden atlamıştı. Onu disiplin suçu mu? Evet ama evet. Evet, bayağı ciddiler bu evet, konuda. Bayağı ciddiler bu konuda. Hani kartsız girilmemesi konusunda falan. Misafir tabii sokabiliyorsunuz içeri ama evet, belli zamanlarda mesela final döneminde falan vize döneminde olmuyor diye evet, biliyorum ben. O şekilde güvenliğimiz, çalışanlarımız da çok iyiler gerçekten. Evet. Bir de okulda revirimiz var. Evet, ben hiç gitmedim. Ben Allah nasip etmesin tabii ki. Tabii ki ama o da var tabii. Evet. Ama koşuyor ve çok tatlı bir teyze. Sen gittin herhalde. Hayır. Ben hiç gitmedim. İşte. Benim okullarda yani genelde öğrencileri pek sevilmiyor. Evet ama bizimki güzel yiyor. Yani evet. Hayır, hoş pek sevmiyor. Yok sevmek değil de hani öğrencisine bir trip vardır ya böyle ha, sallamıyorlar. Onlar da bıkmışlar evet, artık. Evet yani tükenmişlik falan. Onları es geçiyorum. Bu konuyla evet, ilgili konuşmak istemiyorum gerçekten. Bizde zorunlu staj var. İkinci ya da üçüncü sınıfta mutlaka staj yapmak zorundasınız. Evet, yaz stajı. Evet yaz stajı. Ve burada bir defter dolduruyorsunuz. İşte bir not alıyorsunuz vesaire. Bunu da okula teslim ediyorsunuz. Evet. Ben geçen sene, geçen dönem yapmıştım. Geçen yaz. İşte verdim falan. Puan vermediler sanırım. Yok puan vermiyorlar ama. Sadece yapman gerekiyor. Gerçekten yaptın mı ona bakıyorlar. Evet gerçekten yaptım. Gerçekten yapmıştım. Bu dönemde yapmak istedim. Evet. Gönüllü staj yapmak istedim. Ama maalesef okulumuz gönüllü stajın sigortasını karşılayamadığı evet, için. Evet böyle bir şey. Böyle bir saçmalık var. Berfu'yla tüm çabaları, tüm çeleri zorladık ama kesinlikle gönüllü staj şey olmuyor. Ama ben şöyle olabilir. Yapamadım. Şirket karşılarsa. Evet şirket karşılarsa yapabiliyormuşuz. Evet. Mesela kötü bir örnek yaşadık. Carrefour'a staja gidecektim ama okulum karşılayamadığı için sigortayı bu hakkım elimden alındı. Evet, bunun için çok mücadele ettik. Bayağı. Özge Hoca olsun, Nükhet evet, Hoca olsun bayağı gittik, konuştuk. Onlar bize çok ilgilendirdiler ama evet, maalesef bir çözüme oh, ulaştıramadık. Evet. Biz de artık hayırlısı değilmiş dedik. Bıraktık, saldık yani. Evet. Olmaması tabii ki de beni üzmedi. Videomuzun sonuna geldik. Eğer Doğuş Üniversitesi ile ilgili başka sorularınız varsa, bize sormak istediğiniz sorularınız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Berfucuğum çok teşekkür ederim. Rica ederim. Konuk olduğun için, özgürlüğün için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda da seni tabii ki de görmek isterim. Çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.